Evet arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoşgeldiniz. Ben de olacağım. ve başta gördüğünüz gibi bu videoda çok kızgınım şu oyun inceleme yapan sayfalara. Özellikle başında World of Buzz ve IGN geliyor arkadaşlar. IGN'in yaptığı bir boku bugün size gelip ifşa edeceğim burada. Zaten hepsi Twitter'da düştü bunların. Geleceğim burada Black Myth Wukong oyunu nasıl hakkı yeniyor. Burada çatı çatı size şimdi kanat şekilde sunacağım arkadaşlar. Önceki bir ekranı ben size vereyim bir saniye. Ekran. Şimdi dostlar IG'nin yaptığı bir program var tamam mı? Bu yeni başladı. Biz yılın oyunu seçiyoruz oyuncu olarak. Hem yani nasıl seçiyoruz? Face of tarzında. Hemen size göstereyim nasıl seçtiğimizi arkadaşlar. Geliyoruz burada. Mesela Alan Wake 2 ve Rise of the Ronin var. Ben burada eğer Alan Wake 2'yi seçersem Alan Wake pardon Rise of the Ronin elim elenmiyor. Mesela bunu seçtim. Gitti. Başka bir döllo geldi. Bunlar rastgele belirleniyor ve dediğim gibi aslında elenmiyorlar dostlar. Haberiniz olsun yani sadece bir sonraki düellosunu bekliyorlar amaç bu zaten her oyunun kaç kere seçildiği ile alakalı yani birincinin kaç kere seçildiği değil bir oyunun kaç kere düello kazandığıyla bir sistem dönüyor arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi tekrardan o siteyi e, açacağım hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar site açık şimdi bakıyoruz birinciye Eldrink Shoutout Earthway'e. Toplamda 295.831 adet düello kazanmış ve %73.3 düello kazanma oranı var. Burada çünkü kaç tane düello kazandığı da yazıyor burada gördüğünüz gibi ama asıl oyunları e, birinci, ikinci, üçüncü diye üste çıkartan segment kaç kere kazandıkları değil ne yüzdeleri, kazanma yüzdeleri. Mesela Final Fantasy 7 bakıyoruz hemen. E, i̇kinci sırada 334.000 kazanmış Elden Ring'den. Yaklaşık bir 40.000 daha fazla ama... Kazanma ihtimali %73.3 yerine 71.1. Yani orada ikinci sıraya. 3'e bakıyoruz. 378.749 ile Wukong var. Pekala. Kazanma oranına bakıyoruz. 68.9. He diyorsunuz. Şimdi burada bir olay var. Çünkü size hemen ben ekranınıza bir kanıt sunacağım dostlar. Hemen bakın dostlar. 16.28. 16. diyorum. 16.28 geçiyor kongun bakalım kazandı düello sayısı 181 bin iken %90'lık korkunç bir kazanma oranı var. İkinci olan Final Fantasy 7 Rebirth'e zaten %20'den fazla neredeyse hatta 20'den fazla neredeyse %20'lik bir fark atmış. Ama saatler 17'yi gösterdiğinde ise arkadaşlar Wukong kazanma oranı %5 oranında düşmüşken Fire Fantasy'nin kazanma oranı %0.1 bile artmamış. Hatta 0.1 düşmüş. Neden böyle bu olay var? Bakın bot basılıyor arkadaşlar. Çünkü bakarsanız bu yüz kazanma oranlarına falan bakmayın burada. Bakın Wukong 181.568 duello'yu 569 duello'dan %90 Hasan 4000 duelloya çıkmış. Yaklaşık 40 dakikalık bir zaman diliminde. Ama Final Fantasy'ye bakarsak eğer 242.480 e, 243 243.000'e çıkmış. Yani Final Fantasy 7 Rebirth niye ekstra 1000 duello e, da mücadele ediyorken Wukong niye 13 bin almış anladınız mı? Niye Final Fantasy 7'nin 13 katı kadar hata payı verilmiş Wukong'a? korkunç bir sayı. Sonra bir de bir, de bir tane daha var bakın. Eldenek var burada 3. sırada. Eldenek ikinci 2. SS'de de yani 40 dakika sonraki SS'de de 3. sırada. Onda 168 bin var. İkinci de gözükmüyor rakam ama 160'larda bir şey olduğu belli hala. 160'larda o. Sonra üçüncüye bakıyoruz 4 dakika sonrası. Yani İkinciden üçüncüye olan fotoğrafta sadece 4 dakikalık bir zaman dilimi geçmesine rağmen Wukong 81.1'den 84.0'a düşmüş. Ekstra yani 4 dakikada 3000 duelloya daha çıkarılmış Wukong. Final Fantasy'ye bakıyoruz 100 duelloya çıkarılmış ekstra. Dördüncü eses'e bakalım 17 ondan, 17 yani 39 dakika sonrası bu eses arkadaşlar. Bakıyoruz 39 dakika sonradan üçüncüden. Final Fantasy Rebirth 243.000 duellodayken 39 dakika geçince 244 bin'e çıkmış. Erzene de keza hemen hemen aynı. O 10.000 daha fazla almış. Ama bu konkum bin değil. 20.000 değil. Neredeyse 30.000 almış bakın. 25.000-30.000 bin, arasında bir duello almış. %74'e düşmüş %84 olan kazanma oranı. He inanmıyorsanız hemen gelin dostlar. Bir de elimde şöyle bir fotoğraf var. Bir de size bunu sorayım. Birisi burada Excel'de bir tablo hazırlamış. Saat zaman dilimi GMT olarak. Black Myth Wukong, Final Fantasy The Elden Shadow of the Erdtree, Way, Hell Dive 2 ve Astro içinde olduğu. Screenshotlar ile desteklenen şurada orijinalde ve onları almadım zaten hepsi burada olduğu için bir tablomuz var. Şimdi kazanma oranlarına bakarsak Black Meat bu konu kazanma oranı dostlar. Gördüğünüz gibi 90'dan 72.7'ye kadar gerilemiş. Hemen şu an videomuzda bakalım bu kazanma oranı kaç? 68'e kadar gerilemiş hatta. 18.07-18.53 1 saatte %4'lük bir kaybetme oranı daha almış Wukong. Saatimize bakalım 18.30. 18.30'da Duello sayısı 181.000 Sonrasında Final Fantasy'ye bakalım 240.000 Duello sayısı. 18.30'da He o pardon bir 1.30'da Hemen e, bakalım mesela tam 30'lu saati bulmaya çalışacağım. Senin 30'lu saat. 4 saat ileriye sardım. Tam olarak 4 saat. Ne bir dakika geri ne bir dakika aşağı. Bakalım duelo sayısına. Bu ee, Wukong'un duelo sayısı 213.000 iken 213.000. Aradaki farkı hesaplayayım bir isterseniz. 40.000'e 40 yakın bir fark var neredeyse. Neredeyse 40.000'e 40 yakın bir fark var. 35.000 diyeceğim hadi. 35.000'lik bir fark var. Yani Wukong 4 saatlik bir zaman diliminde 35.000 e, kadar duelloya çıkmış. Final Fantasy'ye bakarsak 243.000. 1000. Tam olarak neredeyse 1.5-2.000 belki duelloya çıkmış. Şimdi bu mu? Yani hocam eşitlik. Bu mu gerçekten? Tamam diyoruz. Tamam tamam. Bitti. Tamam. Okey diyelim. Eldering'e bakalım. 170 bin. Ee, saat 5.30'da. 1.5 168 binlik bir istatistik var elimizde. Yani Eldering 4 saatlik zaman diliminde DLC olanı 2 bin kadar düelle çıkmış. Final Fantasy 2000 kadar düelle çıkmış. Wukong'u Final Fantasy ve Eldering'in 2 bin çıktığı zaman 30 bin, 35 bin çıkmış. Şimdi bu bottan başka bir açıklaması olamaz özellikle bu işin. Onu söyleyeyim. her Hell da 240 binden, şey 240 binden 241 bine çıkmış. Tamam diyoruz. Tamam peki. Aycan bu konuda ne diyor diyelim hemen. Aycan'ın da mesela attığı bir postu şu an e, tweet ekranınıza var. Şimdi ben ben size bunu işte edit'e tıklayayım okuyayım bakın. Size kelime kelime çevireceğim şimdi. Gelin bakalım ne diyormuş Aycan bu konuda. Senin şu zamana kadarki Game of the Year'ın yılın ödülü dedi yılın Ödülünün sahibi dedi oyun hangisi? Final Fantasy Rebirth bizim hala IGN topluluk topluluğun seçimi etkinliğimizde 2024'ün en iyi oyunu klasmanında. Shadow of the Earth 2, Helldivers 2 ve Astrobot Hemen onun arkasında. Şimdi hemen listeye buradan bakabilirsin diyor. İlk 4 oyunu söylemiş. Ee, bu postun atıldığı zaman Final Fantasy Dribbler birinciymiş. Tamam diyoruz. Shadow of the ve ikinciymiş. İkinciymiş tamam diyoruz. Helder Wars 2 üçüncüymiş. Astro Bot ise dördüncüymüş. Şimdi hocam sen bu fotoğrafa bu kongu neden dahil edemezsin? Bakın Astro Bot oylamaya sonradan gelen hatta sonradan gelen değil istatistiği bile tutulmayan bir oyun. Ya şu tabloyu yapan adam bile Astrobot'un istatistiğini şöyle gördüğünüz gibi tutmamış. Saat 5.22'ye kadar. sesler olmasına rağmen yazmamış hatta gerekli olmadığı için. Hocam Wukong dediğimiz oyun siz, siz ne kadar olarak sevmeseniz, Pungji'yi sevmeseniz, iftira atsanız dahi Wukong 2 haftada 18 milyon satış geçmiş bu oyun. 2 haftada 18 milyon, 2 haftada 18 milyon eldenlik değilsen, Pokemon değilsen çok zor bir sayı. Kaosu değilsen çok zor bir sayı. Yani sen böyle başarılı bir oyunu eğer gerçekten listeye katmazsan benim gözümde senin de fikrinin bir önemi yoktur. Gerçekten yoktur. Çünkü o fotoğrafa katmak zorundasın. Ha istatistiklerle bot olduğun kadına bir de elinde fotoğraf var istiyorsan. Şey video var. Ben onu da açayım hemen. Gel gel video onu da açalım. Arada böyle oyun sektöründen genel ee, fikirlerim gelecek dostlara ya yani video olarak. Bakın şimdi bir şimdi arkadaşımızın sanırım çektiği bir video olsa hemen videoyu durduralım. Saatine bakalım mesela 17.04'te. 17.04'te olduğunu nasıl kanıtlarız? Hemen bakıyoruz 17.04'teki istatistiklere. Şimdi videoda tutarlı mı diye bakıyoruz. Mesela 17.04'e gelirsek eğer arkadaşlar listeye göre Wu Kong'un 192.000 Elo kazanması lazım eğer bu videoda doğruysa. Bakalım. 192.000. 195 hemen hemen saniye farkı var diyelim tamamdır 85.8 85.9 bununla birlikte videonun elimizdeki tüm istatistiklere uyduğunu kanıtlayabiliriz şimdi kendisi sayfayı bir yeniliyor arkadaşlar yenilesin bakalım 85.9 oldu aynı hiçbir şey değişmedi kendi sayfayı bir daha yenilecek dostlar şimdi hemen ileriye saralım bir kez daha yenildi 85.8'e geldi oylama hala yeniliyor gördüğünüz gibi Oylama sayılarına bakın lütfen. Duello sayılarına. 193 e çıktı bu Kong. Her yenilemede bu Kong. 500-500 ekstra duello oluyor. 193 bine çıktı. 85.6'ya düştü. 193.300'e çıktı. 85.5'e düştü. Bu diğer oylamada hiçbir problem yok. Bak bunların hepsi aynı. Az az alıyorlar. Bir sonraki de 600'e çıktı ve 85.4'e çıktı. Sonra ilerlediğimizde 85.3'e düştü. 193.897 ile. Ve yani 2 dakikalık şu videoda 2,5 dakikalık videoda bu kong 3000 oylama aldı. Pardon 2000 oylama aldı. Buçuk bin falan. Yani 85.8 ile başladığı videoyu bu kong 2,5 dakika sonrasında 80 kaç bitirdi? 85.2. 0. Nokta neredeyse 6'lık belki 7'lik bir gelleme oldu. Diğer oylamalarda hiçbir değişiklik olmazken arkadaşlar. Evet. Ee, IGN'in bu yediği ilk bok değil. Daha önce de bu Kong'u zaten Wukong yapınca yanında seksizliğe suçlaması da vardı. Ee, ara dediğim gibi böyle bir daha gelecek dostlar. Böyle oyun firmalarına, daha çok oyun inceleme firmaları son zamanlarda çok götlük yapmaya başladı. Onlara kanmanızı istemiyorum, onlara itibar etmenizi de istemiyorum diye böyle çekeceğim arada haberiniz olsun videolar. Buradan bu olsun. Kendinize bakın, hoşçakalın, görüşürüz.